baro yapı. Çünkü oraya o bilgiyi taşımak mümkün artık. 18. yüzyılda dikkat edersin bu daha ne kadar erken olduğunu. Sonra bu binanın bugünkü hali 1900 yılında yangın geçiriyor. Dolayısıyla da bu hale geliyor. Şu anda bildiğim kadarıyla Çinliler yeniden binayı restore edip inşa etmeye çalışıyorlar. Çünkü dünyadaki en ilginç örneklerden biri 18. yüzyılda İtalya'daki bir mimari bilgi. Çin neresi? Hiçbir Çinlinin daha İtalya'yı görmediği dünyada böyle bir üretimin yapılabilmesini sağlayan süreçler demek ki modernliği tanımlayan süreçler. Ya da 18. yüzyılın başında Petro Rusya'yı Avrupalılaştırmaya karar veriyor. Kendisine Peterhof adını taşıyan şu sarayı yaptırıyor. Sarayın bilgisi aslında Potsdam'da Berlin'deki Almanya'dan aktarılan bir bilgi. Rusya'ya gidiyor. Daha önce var olmadığı bir toprakta baron bilgisi yeniden üretiliyor söz. Bu yine taşınabilme meselesine işaret ediyor. Sadece o mu taşınıyor? Buradaki her şey taşınmış. Peterhof, burası Rusya. Peterhof bir Almanca sözcük. Dolayısıyla Peter, bizim Petro dediğimiz Rusların Piotr dediği adam. Ama Ruslar ona Piotr diyorlar. Peter, Almancası adamın adını. Hof, Almanca saray demek. Petro'nun sarayı diye adlandırılan bu yapı aslında Rusya'da bir yapı. İçinde bir Rus oturuyor. Dikkat edin, Peter o. Sankt Petersburg, hayır Sankt Petersburg değil, Sankt Petersburg gibi okunuyor Rusça'da. Yine Almanca'dan transfer edilmiş, kentin adı da Almanca. Sıfırdan başlayarak kurdukları kent, Petersburg kenti, adı Almanca bir alt taşıyor, Rusça bir alt taşımıyor. Dolayısıyla her şeyin nasıl taşındığını dünyada düşünmenizi öneririm. Adı da taşınıyor. Mimarlık bilgisi de taşınıyor. İçindeki mobilya da taşınıyor. Davranışlar taşınıyor. Artık Ruslar Avrupalı gibi davranmaya başlıyorlar. Yemeklerini Avrupalı gibi yiyorlar. Birbirleriyle bir süre boyunca Fransızca konuşacaklar. Almanya'dan bilgiyi alıyorlar, mimari bilgiyi ama evlerinde Fransızca konuşuyorlar. Bütün Rus üst sınıfları. Savaş ve Barış okumuş olanlar orada hala onun izlerinin olduğunu görürler. İnsanlar laflarının yarısını Fransızca olarak söylerler. Ama onlar Rus. Ama Fransızca konuşuyor. Osmanlılar ne yapıyorlar? Onlar da aynı şey yapıyorlar. 19. yüzyılın başında Hatice Sultan kendisine şurada gördüğünüz köşkü yaptırıyor. Bu bir Avrupa binası. Melling adında Alman kökenli Danimarkalı bir mimara, Türkiye'de çalışan bir adama şu binayı yaptırıyor. Türkiye'de yapılmış tümüyle Avrupa çizgisindeki ilk bina. Her şeyle, tüm detaylarıyla bir Avrupa yapısı. Hatice Sultan'ın sarayı. Dolayısıyla burada da aynı şekilde bilginin taşınma süreci. Ve son olarak tarihselliğin icadından söz edelim. Tarihsel bilgi, mimarlık bağlamında tarihsellik kavramında çok yeni bir kavram ve yine moderniteyi tanımlayan kavramlardan bir tanesi. Yüzyıllar boyunca hiç kimse için tarihsellik diye bir bilgi yok. Yani Mimar Sinan'a tarihsellik nedir diye sorsaydınız, tarihi eserlere nasıl yaklaşalım ustam deseydiniz, ne diyorsun ya, niye tarihi eser ne demek diye size bir soru sorardı. Öyle bir kavram yok çünkü yüzlerce yıl boyunca. Tarihi diye bir sözcük mümkün tabii ki. Tarih sözcüğünün arkasına ne diyelim, ilişkilendirme ekini Farsçadaki eki koyarsanız tarihi diye bir sözcük yapabilirsiniz. Ama sorun şu ki tarihi eser diye bir kavram, tarihsellik diye bir kavram yüzlerce yıl boyunca dünyanın hiçbir yerinde yok. Yapıların, geçmişten kalan yapıların özel bir tarihsel değer edindiği biçimindeki inancımız da yepyeni bir inanç. Niye? Çünkü tarihin
tarihsel olanın bugün günden radikal biçimde farklı olduğunu, yani size dersin başından beri anlattığım şeyi fark etmeye başladığınız anda tarihsellik diye bir kavram üretmeye başlıyorsunuz. Madem ki bizim gibi düşünmüyorlardı, bu bambaşka bir şey olsa gerek. Bambaşka bir değeri olsa gerek diye düşünmeye başlama halimiz olarak bunu nitelendirebiliriz. Dolayısıyla bu işte 19. yüzyılın içinden itibaren gittikçe daha hızlanarak tarihsellik bilgisi ortaya çıkacak. Restorasyon kavramı bu sayede ortaya çıkacak. Tarihi yapıları koruyalım arkadaşlar biçiminde konuşma halimiz öyle ortaya çıkacak. Peki ondan önce ne yapıyorlardı? Bu bugünkü görüntüsü Carcassonne diye bir Fransa'da kent. Peki bu kent hep böyle miydi? Pırıl pırıl korudukları için mi böyle? Burası böyle. Tarihsellik bilgisi ve restorasyon kavramı icat edildiği zaman 19. yüzyılın ortalarında henüz burası bir harabe. Ama Fransa'da artık tarihsellik kavramı ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla da o tarihsellik kavramı çerçevesinde bu Carcassonne denilen kent bir zamanlar böyleyken böyle olacak. Pırıl pırıl olacak. Mardin'deki restorasyonlara benzemeye başlayacak. Türkiye'nin pek çok yerindeki restorasyonlara benzeyecek. Eskilikleri ortadan kalkacak. Neredeyse hala 13. yüzyıldaymış gibi gözükmeye başlayacak. Bu tarihsellik kavramını üretmemiz anlamına geliyor. Dolayısıyla da geçmişle bugün arasındaki radikal farkı görme imkanımız. Bunu görmeye başladığımız zaman da tarihselliği yeniden üretir miyiz sorusunu sormaya başlıyoruz. Madem ki tarihsellik özgül bir değer taşıyor, o özgül değer çerçevesinde yeniden yapabilir miyiz gibi sorular sorulmaya başlayacak. Bu Bavyera'da, Almanya'da Neuschwanstein adını taşıyan bir şato. Bir ortaçağ şatosu falan değil, 1840'larda yapılmış bir binadan bahsediyorum size. Ama Pamuk Prensesi şatosu gibi gözüküyor, herhalde farkındasınız. Yepyeni bir bina, pırıl pırıl bir bina. Tarihselliği bir kere fark ettikten sonra ben tarihselliği yapay olarak da üretebilirim demeye başladığımız noktada. Hala böyle düşünmeye devam ediyoruz. Niye bu ülkedeki bütün camiler eski camilere benziyor sorusunu kendinize sorun. Bu yüzden. Bir kere tarihselliği farkına vardığınız zaman o zaman eskisi gibi camiler yapalım demeye başlıyorsunuz. Bir yıldır gelmemiştim, şuradaki yeni yapılmış aşağıdaki camiyi gördüm. Mesela böyle yapılmıştı. Aynen bunun farkı ne diyorsanız mimari davranış olarak çok az farkı var. Olsa olsa gerekçeleri farklı olabilir ama sonunda temelde modern dünyada yapılan bir epey tartışmalı, her zaman tartışmalı olmuş bir pratiği ortaya koyuyorsunuz. Ama modern dünyaya özgü mü? Evet, modern dünyaya özgü. Eskiler bunu yapabilirler miydi? Hayır, yapamazlardı. Eskiden böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yoktu. Yapılamazdı. Modern dünyada bu yapılabilir hale geldi. Dolayısıyla bugün içinde yaşadığınız dünyaya geldiğinizi varsayabiliriz artık bundan sonra kabaca. Burada keseyim. Modern dünyanın ne kadar farklı olduğunu en azından bir ölçüde olsun herhalde tanımlama imkanını bulmuş olabilirim. Lütfen. Modern dünyada sürekli bir yeniye ulaşma çabası içindeyse eğer tarihe dönmek biraz düşmüş olmaz mıyız? Yani eskiye dönmemiz. Yani tabii. Modern dünya tarihselliği ürettiğimiz zaman modern olanı da üretmeye başlıyorsunuz. Şu demek o. Bir kere tarihsel olan değerlidir biçiminde konuşmaya başladığınızda geçmişin dünyasına ait bir şeyden konuşuyorsunuz. O zaman şu soruyu sormak kaçınılmaz hale geliyor zaten. O zaman yeni ne? Modern olan ne? Bugün nasıl davranmalıyız? Onu zaten 15. yüzyılın sonundan beri zaten soruyorlar. Ve sürekli ona cevap veriyorlar. Alberti'nin yaptığı ne ki? Yeni bir evi nasıl yapayım sorusunu soruyor kendine. Yeni nedir diye soruyor. O 15. yüzyılda bile var. Ama tarihsel nedir sorusu o epey yeni bir kavram. Neredeyse 18. yüzyılın sonundan önce dünyanın hiçbir yerinde tarihsellik diye bir kavram söz konusu değil. Büyük ölçüde dünyaya yayılması 19. yüzyılın içinde olacak bu kavram.
Ama yeni kavramı çok daha eski. İşin komik tarafı yeni kavramı daha eski ama eski kavramı daha yeni. Dünyanın biraz tersine çalıştığını düşünemiyorum. Başka soru? Hiç kimse de soru yok mu? Her şey arkada var. Sunumun başından beri ben biraz sunumu kent üzerinden, biri üzerinden nasıl okuyabiliriz? Birey ne zaman modernleşiyor? Oradaki o şey, orta kentin üçü ne zaman gerçekleşiyor? Bence çok güzel bir soru. Birey ne zaman birey aslında ne zaman ortaya çıkıyor diye sorun. Birey de bir konstrüksiyon. Orta çağda birey yok. Modern dünyada birey yok. Birey kendi kararlarını kendi veren bağımsız, özel bir insan tahayyülü çok yeni bir şey. Ne kadar yeni bir şey diyorsanız şöyle söyleyeyim size, Rusça'da dün akşam tesadüfen okuduk. Bireysellik diye bir kavramdan söz eden ilk insan Puşkin'miş. 19. yüzyılın başında Fransızca individualite sözcüğünü almış. Ondan da Rusça'da samobitnost diye bir kelime yapmış. Ve ilk defa Rusça'da artık birey inşa edilmiş. Avrupa'da bireysellik 16. yüzyıldan başlayan kökenleri var. Bugün bildiğiniz anlamda bireyden konuşmak için yine 18. yüzyıla kadar neredeyse gelmemiz gerekiyor. Özerk, kendi düşüncesi yanındakine benzemek zorunda olmayan, tamamen farklı düşünebilen, farklı düşündüğü halde kendisinde bir rahatsızlık hissetmeyen bir insan tipi olarak birey çok gelmiş. Bu dolayısıyla senin söylediğim gibi Rusya'da ancak 19. yüzyılın başında ama Batı Avrupa'ya, Fransa'ya doğru gittiğiniz zaman daha erken olduğunu söyleyebiliriz. Ama en erken olduğu yerde bile inşa edilmiş bir şey olduğunu, taş çatlasının 16. yüzyıla kadar gittiğini söylemek mümkündür. Yani şeydi, 14. yüzyılda Fahrettin Razi ilim geleneği için hani genel bir tanı var ya, İlim maluma tabidir denilir, malumla ilişki kurulur. Fahrettin Razi'nin yaptığı etkiyle birlikte ilim alime de tabi olmaya başlıyor. Orada bir perspektif, bir ne katıyor diyelim, bir bakış, itibar meseleye katıyor. Belki tam bağlamıyla birey değildir fakat bireyselleşme yolunda bir adım olarak görülebilir diye düşünüyorum. Bireyselleşme yolunda böyle adımlar dünyanın her yerinde var ama bireyden söz etmeyi bu sağlamaz. Yok. Zaten ilim maluma tabidir meselesi bile zaten bunun söz konusu olamayacağı bir dünyaya işaret ediyor. Maluma tabi zaten bilinene tabidir diyor. Evet. Malum o demek. Zaten tam başta hani konuşmanın başında söylediğim şey bu. Zaten bilineni anlatır bilim. Sizin keşfettiğiniz bir bilgi değil. Olsa olsa siz zaten bilinmekte olanı farklı bir biçimde de anlatmayı deneyebilirsiniz demek. Anlatmaya çalışın. Oysa bireysellik bu değil. Bireysellik ben doğru da olsa yanlış da olsa böyle düşünüyorum. Benim fikrim bu. Bu hiç kimseninkiyle uzlaşmasa da ben bu fikirdeyim diyebilme hali. Bu çok yeni. Bu çok büyük bir risk alma hali zaten. Böyle bir şey söylemek ne kadar risk olduğunu düşünün. Galileo işte bunu söylediği için hapse atılma tehlikesi yaşayacak. Bunu söylüyor. İstediğiniz kadar siz hayır deyin diyor. Engizisyona çıkarıyorlar adamı. Hayır, dünya dönüyor. Çatlasanız da patlasanız da beni öldürseniz de dünya dönüyor diyor. Dikkat edin. Bu bireysel. Ama 17. yüzyıldasınız. Ve çok erken bir adım. Burnundan fitil fitil gelecek. Şeyi düşünün 16. yüzyılda, protestanlığın ortaya çıkışını. Ben İncil'i okudum diyor Luther. Hayır, sizin dediğiniz gibi yazmıyor burada. Bambaşka şeyler yazıyor. Ben buna inanıyorum. Ya olur mu öyle şey? Başka şeyler yazıyor. Ne demek? Katolik lisesi bunları kabul etmiyor. Herkes itiraz ediyor. Hayır. Ben okudum. Hem de Yunancasından da okudum diyor. Orijinalinden de okudum. Yunancasında asla böyle şeyler yazmıyor. Başka şeyler yazıyor. Dolayısıyla Hristiyanlık sizin anlattığınız değil, benim anlattığım. Bu bireysel, bir kişi karar veriyor çünkü. Ben okudum diyen bir adam. Yani benzer bir tavır sergilendiği için bunu söylemeye çalışıyorum. Bir ölçüde benzer bir tavır tabii. Nazi'nin mesela sınıf arkadaşı Zührewerdi'dir.
Ama yüzyıllarca gelmiş işte Aristoteles geleneği üzerinden kurulmuş meşai geleneği başkalaştırıp işrakiliğe çevirmeye başlıyor. Başkalaşıyor perspektifle itibarla. Anladım ama bilginin temel niteliğini değiştirmediği zaman bu değişim yaşanamaz. Yani önemli olan değişim bilginin birisi tarafından üretildiği fikrini üretmek. Dolayısıyla bu bilginin kişiden kişiye değişen, müellifi olan bir şey olduğu, birisi tarafından yapılmış bir şey olduğu, kutsal bir şey olmadığı bilgisi bunu dönüştüren şey. Birisi yapıyor. Bu kitabı kim yazdı? Aristoteles yazdı. Yüzlerce yıl Aristoteles neredeyse bir kutsal varlık gibi tanımlanacak. Platon bir kutsal varlık gibi düşünülecek. Hayır, Aristoteles de bir insandı diyor. Kabul etmiyorum. Bunu diyebilme hali. Bu epey yeni bir yer. Başka? Bir şey sorayım. Kimse sormayacaksa. Ha, tamam. Hocam aslında belki mühalefet bir bağlamı merakımdan soruyorum. Hani şey dediniz de işte 19. yüzyılın sonunda ve 18. yüzyılın başında Avrupa'da, Osmanlı'da yemek yeme kültürü ve aileyi benimsemek. Hani bizim zaten şu an içinde olduğumuz için bunu pek farkına varamıyoruz. Peki hani yemek yerken masada yemek yiyorlar ve yerde yemek yiyorlar. Bunun da az modernlikle çok modernlikle bir ilişkisi var mı? Masada yemek ve yerde. Hayır, bununla hiçbir ilgisi yok. Yani masada yemekte, şöyle söyleyeyim, yerde yedikleri zaman da yine ailece yemiyorlar. Evet, yani çünkü aynı o, tabii o şey, yani yemek yediğiniz yüzeyi yerden 20 santim yukarıya koymakla 80 santim yukarıya koymak bir şey fark ettirmiyor. İster orada yiyin ama ailece mi yiyorsunuz? Bütün çoluk çocuk birlikte mi yiyorsunuz yoksa tek başınıza mı yiyorsunuz? Parçalara mı bölünerek yiyorsunuz o fark ediyor. Yoksa masada yemişsiniz, yukarıda yemişsiniz, ne fark edecek? Ama şu an günümüzde o birazcık modern algısı içerisinde. Masada yiyorsan seyyar daha modernsin ama yerde yiyorsan az modernsin. Şimdi böyle alışkanlıklar oluşuyor. Çok oluşmuş bu kabaca aynı dönemden başlayarak Türkiye'de yani. Evet. Masaya transfer olmaya başlıyor insanlar yavaş yavaş. Hala da devam eden bir süreç. Masaya geçme, yer sofrasında. Ama yer sofrasında yemek yiyenler bile artık ailece yiyor. Artık diyelim ki 15. yüzyıldaki gibi tek başına yemek yemiyorlar. Fatih Kanunnamesi'nde şöyle bir bölüm var. Benden önce diyor Fatih Kanunnamesi'nde, Fatih'in ağzından, benden önce atalarım başkalarıyla birlikte aynı sofrada yemek yerlermiş. Bundan sonra hiçbir Osmanlı Sultanı kimseyle, çocukların da dahil olmak üzere sofrada yemek yemesin. Abdülhamit'e kadar tek başlarına yemek yemişler. Bir masada birkaç çocuğuyla birlikte yemek yiyen ilk Sultan Abdülhamit. O zamana kadar tek başına yemek yiyecek Osmanlı Sultanı. Tek başına. Oturacak, kendi başına yemek yiyecek odasında. Bir ikinci insan yanında olmayacak. Fatih'ten 15. yüzyılın ortasından demek ki 1870'lere kadar tek başına yemek yiyen bir sultan düşünün. Can sıkıntısından çatlıyordu herhalde adam diyor. Ama çatlamıyordu da çünkü can sıkıntısı da modern bir kavram. Canları sıkılmıyor. Modern insanların canı sıkılır. Ne yapayım Allah'ım, ne yapayım, ne yapayım diye düşünme halinizin de öğrenilmiş bir hali olduğu gerçeğini sık sık unutursunuz. Zannedersiniz ki bütün çağlarda herkesin içi sıkılıyordu. Hayır, içi sıkılmıyordu. İçi sıkılma bir modern kavram. Belki o zaman market olmak var ya da düşünceler vardı ama kavramsallaştırmaları onların duyumlarına zaman olmadı. Kavramsal olmayan düşünce haline gelemez ki. Adını koymadığımız şeyi nasıl düşünce haline gelir? Düşünebilmek için dili kullanıyor. Dilde öyle bir imkanınız yoksa onu düşünemiyorsunuz demektir. Hiç yaratılmamış bir kavramı nasıl düşünebilirsiniz? Şu anda düşünmeyi deneyin. Bırakın geçmişin insanları da yüzlerce yıl önce. Şu anda hiç var olmamış bir kavram düşünmeyi deneyin. Düşünemezsiniz, öyle bir kavram yok. Hiç var edilmemiş bir şey. Hiç var edilmemiş bir nesne tahayyül edin. İşe yarayacak. Yapabiliyor musunuz? Mesela yemek yemeye ve yaşama kavramları olmadan da onları gerçekleştiriyorlar.
yemekte evet ama sayısız biçimde yapmak mümkün. Sayısız biçimde yemek yemek mümkün. Sayısız biçimde onu kavramlaştırmak mümkün. Sayısız biçimde yemek yediğiniz alanı paylaşmak mümkün. Ya da paylaşmamak mümkün. Bir tane seçenek yok ki. Tabii ki her çağda yemek yiyorlar ama başka başka biçimlerde yemek yiyorlar. Yemeğe verdikleri anlam başka. Yemeğe de aynı anlamı veriyorlar. Tabii ki vermiyorlar. Yemeğe ilişkin fikirleriniz de modern dünyada değişiyor. Coca-Cola diye bir şey içiyorsunuz. Ne Coca-Cola? Ne? Portakalın suyu değil. Atıyorum çay diye bir bitkinin demlenmişi değil. Dikkat edin, sıfırdan Coca-Cola diye bir şey icat ediyorsunuz. Ancak icat ettiğiniz zaman artık Coca-Cola var. Yoksa Coca-Cola'yı 1870'lerde icat eden adamdan önce birisi oturup köşesinde Allah'ım şöyle bir şey yapsam kahverengi olsa tatlı, sonra da adını da Coca-Cola koysam. Böyle düşünülmediğini herhalde kestirebiliyorsunuz. Yok öyle bir imkan. Anlatmaya çalıştığım yaptığınız zaman ancak. O nesneyi ürettiğiniz zaman. Modern dünyaya ilişkin temel değişimlerden bir tanesini o yüzden Coca-Cola oluşturdu. O çağa kadar yediğimiz içtiğimiz her şey doğada bulduğunuz bir şeyle doğrudan doğruya ilişkili, dikkat edin. Yani portakalın suyunu sıkıyorsunuz, portakal suyu oluyor. İşte ne diyelim, tahılı fermente ediyorsunuz, tarhana oluyor. İşte eti baharat koyuyorsunuz, sucuk oluyor. Ama dikkat edin, hep bir şeyle bağlan. Coca-Cola ne? Hala bilmiyoruz. Coca-Cola'nın ne olduğunu bilen yok. Coca-Cola'nın içinde ne var? İcat edilmiş bir şey, dikkat edin. Yediklerinizin, içtiklerinizin anlamının modern dünyada ne kadar değiştiğini anlamak için en iyi örnek Coca-Cola'dır. Tamamen yapay. Birisi oturup adım adım, birisi de değil ayrıca, bir adamla başlıyor, sonra birkaç kuşak devam ediyor. Bugünkü haline gelmesi neredeyse işte en azından 100 yıllık falan aşan bir süreç. Coca-Cola'yı yapıyorsunuz. Sadece şekerli bir su değil, şerbet değil, dikkat ederseniz. Tam modern dünyadaki icat etme sürecini mükemmel anlatan bir şey arıyorsak Coca-Cola buna uygun bir örnek. Kentucky Fried Chicken diye bir tavuk kızartması var. İcat eden adam var. O logosunun içinde keçi sakallı bir adam durur Kentucky Fried KFC'lerde. O biçimiyle tavuğu kızartmayı icat eden adam. Ya tavuk her çağda kızartılıyordu. Hayır, onun kızarttığı biçimde kızartılmıyordu. Adam neredeyse 30 yıl boyunca uğraşıyor. Öyle bir biçimde kızartayım ki her seferinde dışında çıtır bir kabuk olsun, içinde de yumuşak sulu bir bölüm olsun. Yapıyor yapıyor olmuyor, yapıyor yapıyor olmuyor. Sonunda formülü var. İcat etmiş. Dikkat edin, icat ediyor. Öyle bir kızartma. Evde yaptığınız zaman KFC gibi olmuyor dikkat ederseniz. Her tarafı aynı yumuşaklıkta oluyor. Onunkinde halbuki dışında çıtır çıtır bir bölüm var. Bir patenti var. O biçimde kızartamazsınız. Zaten o biçimde kızartmayı bilemezsiniz. Üstüne kapladığı nesne, o kapladığı nesne sizin evde kaplayabileceğiniz bir nesne değil. Ekmek kırığını şey yapsanız, üzerine sıvasanız olmuyor. Galeta ununu sıvasanız olmuyor. Benzemiyor adamın yaptığına. Dikkat edin. İcat ediyor. İcat edildiği zaman var. Kavramlar bu şekilde üretiliyorlar. Onun için eskiden düşünüyorlardı ama dile getiremiyorlardı biçiminde söyleyemeyiz. Dile getiremediğiniz şeyi düşünemezsiniz. Düşünmenin aracı dil çünkü. Başka bir aracımız yok. Tek bir aracımız var. Düşünme dille vuku buluyor. Onun dışında bir aracınız yok. Tek bir aracımız var. Lütfen. Aynıydı diye bahsettim.
gidiyor. Yani binalar genel olarak aynı aynı gidiyordu. Ama şu an biz modern dünyadayız ve apartman dairelerine parmak basmak istiyorum. Mesela bir apartmanda 30 tane daire var. 30'un hepsi de aynı. Bu da aslında... 30 daire ayrı değil. Diyelim ki bütün apartmanlar birbirine benziyor. O zaman şu soruyu sorun. Gerçekten modern miyiz? Bizim ülkemizde bu çok daha belirgin bir biçimde türdeş. Başka ülkelerde apartmanın 1000 çeşidi var. Ama bizim ülkemizde bütün apartmanlar evet birbirine benziyor. Neredeyse şuradan aşağı inelim, her apartmanın 2 dairesi var, simetri, ortasında bir çekirdeği var. Onların planları da aynı biçimde. Evet ama bu sorulması gereken soru burada. Modern dünyada yaşıyor muyuz gerçekten? Sorusunu kendimize sormak. Buradaki soru. Modernliğin tarifini değiştirmekle elde edebileceğimiz bir şey değil. Modernliğe gerçekten modernlik üretebiliyor muyuz biz bu ülkede sorusunu soralım. Birbirimizden farklılaşamıyorsak, evimiz farklılaşmıyorsa, fikirlerimiz farklılaşmıyorsa gerçekten modern miyiz sorusunu her gün sormak zorundayız bence Türkiye'de yaşayan insanlar olarak. Olmak zorundayız. Çok büyük değiliz ama şöyle söyleyelim, giderek zaten aşındığı için bunun sıkıntılarını duymaya başlarız. Çünkü aşınır, çünkü aynı fikirde olamamaya başlarız. Yani modernlik diye bir şey var ve biz onun içine girebilir miyiz? Hayır, modernlik diye bir şey. Modernlik ürettiğimiz bir şey. Modernlik sayısız değişimin toplu adı. Adına modernlik koymasak, sadece değişim desek o da olur. Kaçınılmaz olarak değişiyoruz. Ama hangi yönde değişiyoruz sorusunu bitimsizce soruyoruz. Bu soruyu sorduğumuz zaman bile modernlik. Çünkü öncekiler şu soruyu sormuyorlardı. Acaba hangi yönde değişiyoruz? Şu anda soruyoruz. Ahlaki mi? Acaba doğru mu değişiyoruz? Başka türlü mü değişelim? Bu soruları sorma halimiz modernlik zaten. Onun için modernlik bir erişilir bir hedef falan değil. Modernlik bir durum içinde yaşadığımız. Dolayısıyla davranışlarımızı biçimleyen, çocuğumuza nasıl davranacağımızı tanımlayan, eşimizle ilişkimizi tanımlayan, okuldaki bağlarımızı tanımlayan, bütün toplumsal ve bireysel yaşamı biçimlendiren değişimlerin genel adından başka hiçbir şey değil. Soru yok galiba. Peki, teşekkürler. Ben görevimi yaptım. Çok teşekkür ederim.